İğne Oyalarım Kelime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay çıtı pıtı bir yazmanın yapılışını anlatacağım. Hanımlar, gece mavisi yani saks mavisi düz yazmaya hangi renkler uyar diye söylerseniz ben bu renkleri uyduruyorum. 4 tane rengim var. Kendi rengiyle beraber daha önce zürafalarımı çekmiştim bu şekilde. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Hanımlar, yapılışına geçmeden önce iplerimi tanıtmak istiyorum. Hepsi tek marka leylak ip kullanıyorum. Ve hemen yapılışına geçiyorum. Hanımlar, kendi rengiyle devam edeceğim. Altını kendi rengiyle yapacağım. Şöyle ipimi takıp gerdirdim. İpimin uzun tarafını alarak şöyle İpimin altından geçirip zürafama batıp bir iki kere dolayıp buraya ipimi sabitliyorum. Yavaş yavaş ipimi çekiyorum şöyle. Azıcık kaldığı zaman tam çekip sıkıyorum bu şekilde. Şimdi aynı zürafaya batıp bir kere daha şöyle içine sık zürafa yaptım. Bir ileri zürafaya bir tane zürafa yaptım. Yaptığım zürafaya batarak geriye gidiyorum. Şöyle. Tekrar içine batarak bir kere doluyorum. Şöyle iki parmağımla buradaki şu ipimi tutarak bir tane pırpır yapıyorum şöyle. Aynı şekilde yine batarak bir tane daha yaptım. Ve son olarak bir tane daha pırpırımı yaptım. Toplamda 3 tane pırpırımı yapmış oldum. Yaptığım 3. pırpırıma batarak tepeye çıkıyorum şöyle. Şöyle tepeye çıktım. Buradan 1, 2, 3. 3 tane zürafa sayarak bakın bu şekilde battım. Bir kere dolayıp ipimi uzun bırakarak sıkmayacak şekilde şöyle bırakarak aşağı indim. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Geriye gidiyorum tekrar. Ve yine 3 tane pırpırımı yapıyorum. 1 2 ve 3 Yine 3 tane pırpırımı yaptım. 3. pırpırımın içine batıyorum. Şöyle tekrar tepeye çıkıyorum. Yine 1, 2, 3.'ye batarak bu şekilde aşağı iniyorum. Modelimizin altı bu şekilde hanımlar. Yine beraber biraz daha ilerleyelim. Yine bir zürafa zürafama batarak geriye gidiyorum. Tekrar içine 3 tane pırpır. Üçüncü pırpırıma batarak tepeye çıkıyorum. Ve yine arada 2 zürafa bırakarak 3.'ye bu şekilde iniyorum. Tekrar bir zürafa geriye gidiyorum. 3 tane pırpır. 1 2
ve 3. Tekrar üçüncüye batıp yukarıya çıkıyorum. 2 zürafa bırakarak aşağıya iniyorum. Şöyle hanımlar, bu mantıkla devam edelim. Bu arada ötüden sonra bu modelimiz çok güzel duruyor. Biraz ilerleyip gelin. Hanımlar, bu şekilde aynı mantıkla ilerledim. Biraz daha yaptım modelimiz daha net çıksın diye. Yazmamızın altı bu şekilde. Şimdi üst modeline geçeceğim. Üst modeli de emin olun altından daha kolay. Pembe ipimi taktım. Bu arada ben bu renkleri çok yakıştırıyorum. Pembe ile maviyi. Şöyle ipimi bu araya sabitliyorum. Bakın şuraya. İpimi buraya sabitledim. Şuraya bir tane pırpır. Tekrar şuraya batıp bir tane daha pırpır. İkinci pırpırımın içine batarak yukarıya çıkıyorum. Şöyle tekrar batarak içinde bir tane pırpır yaptım. Şöyle şuraya batarak yine aşağı iniyorum. Ve hemen bir tane daha yapıyorum. Şöyle. Buraya tekrar batarak bir tane sık zürafa yapıyorum açılma olmasın diye. Buradan ipimi kopardım. Bu şekilde üst modelini yapıyoruz. 1, 2, 3. 2 tane atladım. Çünkü 3 renk ip kullanıyoruz. Şöyle. Üçüncüye tekrar ipimi sabitliyorum. Şuraya ipimi sabitledim. Yine buraya bir pırpır. Tekrar batıyorum. 2 pırpır. İkinci pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şuraya batarak tepesinde bir pırpır yapıyorum. Şöyle tekrar aşağı iniyorum ve burada bir tane daha pırpır sıklaştırmak için bir sık düğüm ve buradan yine ipimi koparıp elimle düzeltiyorum. Şöyle bir tane daha yapalım. Şuraya yine sabitliyorum. Buraya bir pırpır. 2 pırpır. İkincinin tepesine çıkıyorum. Tepesinde bir pırpır. Aşağıya iniyorum. Burada bir pırpır, sık zürafa ve buradan ipimi kestim. Hanımlar, şimdi şöyle göstereyim. Dilerseniz tek renkte yapabilirsiniz. Ben 3 renk kullandım. Sarı ipimi de takarak. Şimdi sarı ipimle de devam edeceğim. Yine aynı şekilde. Buraya bir pırpır, 2 pırpır, ikinci pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tepesinde bir pırpır, aşağıya iniyorum. Burada bir pırpır, bir tane sık zürafa, ipimi buradan kopardım. Şöyle. Burada da diğer renk ipimi kullanacağım. Yine şuraya sarı ipimden devam ediyorum.
Buraya bir, iki, ikincinin tepesine çıktım. Tepesinde bir pırpır. Aşağıya iniyorum. Burada yine bir pırpır. Sıklaştırıp ipimi koparıyorum. Elinizle de kopardıktan sonra kaydırıp düzeltin hanımlar. Çünkü nasıl düzeltirseniz o şekilde kalıyor. Yine buraya sarı ipimle devam ediyoruz. Son olarak sarıyı yaptım. Şimdi arasındaki son rengimizi de yapalım. Son renk de yeşil kullanıyorum. Şöyle çim yeşilinden kullanıyorum. Yine bir tane pırpır. Bir tane daha pırpır. Hanımlar bu arada 3 tane pırpır da yan yana yapabilirsiniz bu modeli beğenmediyseniz. Tepeye çıktım. Şöyle tepede bir pırpır, aşağı indim. Burada bir pırpır, tekrar şuraya batarak buradan yine ipimi kesiyorum. Şu kalan boşluklardan iki tane boşluğumuz kaldı. Onları da yapıp geliyorum. Bu şekilde modelimi bitirmiş oldum. Modelimiz bu şekilde. Gayet güzel, çıtı pıtı bir model oldu. Ütü basıldıktan sonra inanın kalıp gibi duran güzel bir model olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kirme kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.